Ya çap oğlum ya. Döndük dolaştık. Bir pazar günü yine bir GTA 5 gizemine geldik oğlum. Bugün sahibin çok deli şeyler yapacak çap. Ah bir oturabilsem. Sanki anasını satayım prostat var. Çap. Bunu yapmak istediğime emin değilim. Lakin yapmak zorundayım. İzleyici istiyor. Anlıyorsun değil mi? İzleyici benim seriyi de istiyor Franklin. Lakin yapmıyorsun. Yalan söyleme. İzleyicinin her istediğini yapıyormuş gibi. İyi lan konuşuyorum. Yani her istediğini yapmıyorsun Franklin. Eğri oturup doğru konuşalım. Doğru diyorsun oğlum. Her zaman yapmıyorum. Lakin bu benim de merak ettiğim bir şey. O yüzden yapacağım. Gazın ayağı belli oldu Franklin. Sen işine geleni yapıyorsun, işine gelmeyeni yapmıyorsun. Sen de az yavşak, yavaş insan değilsin. Kalkıp durma lan. Ne demek kalkıp durma lan? Seninle muhabbetim bitti çap. Çok terbiyesiz konuşuyorsun sen. Seni bir gün var ya aç bırakacağım, aklın başına gelecek. Allah'ım, hazır mıyım buna bilmiyorum lakin. Bunu yapacağım. Belki de kalın kafalı olduğum içindir. Belki de hala korkmadığım içindir. Ya da belki de sırf siz istiyorsunuz diyedir. Ha çılgınlar. Bunu yapacağım. Ha ha falan. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Franklin'le birlikte GTA 5 gizemlerine devam ediyoruz. Ve az önce 0'dan 100 yaptım, gördünüz mü? Rolden çıktım, aniden girişe döndüm. Nasıl ama? Tabii istersem anında role de dönebilirim ama istemiyorum. Neden? Çünkü giriş vakti. Arkadaşlar bugün efsane bir şey yapıyoruz. Bunu yine yorumlarda gördüm ve dedim ki kesinlikle yapmalıyız. Bakın bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Gördüğünüz gibi envanterimizde bir sürü silah var. Biz bunların hiçbirini kullanmıyoruz. Yalnızca ellerimizi kullanarak çok büyük bir gizem aydınlatıyoruz. Arkadaşlar bugün katil arabanın oğlu Junior'la katil arabayı yarıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi katil araba eve geri döndü ve bugün yanımızda yardımcı olarak bir çocuk var. Kendisi Michael'ın oğlu Jimmy ve bizim için bugün burada. Gördüğünüz gibi Jimmy birazcık tarz değiştirdi. Jimmy hazır mısın oğlum? Yardımcı olabilecek misin? Ayıp ediyorsun Franklin dostum kankam, yardımcı olmaz olur muyum sana? Sen benim var ya adam ki köpek gidiyor Franklin. Ha? Lan çap! Nereye gidiyor lan? Yine karaya gidiyor galiba. Neyse. Hadi bakalım o zaman Jimmy. Ben Supra'ya geçeceğim. Sen de M5'e geç ve beni takip et. Bugün seninle birlikte efsane bir şey deneyeceğiz. Tabii seni bu işe alet etmeyeceğim. Sen sadece arabayı oraya kadar süreceksin. Eyvallah kanka. Sağ olasın. Ben de zaten bu işlere alet olmayı istemiyorum. Ben Almanya'dan geldiğimde biliyor musun? Hadi gidelim. Takipteyim. Şöyle çıkayım. Yalnız M5'in makyajı güzel olmuş kanka. Niye böyle kanlı yaptırdın? Niye olacak? Çünkü ben makyajı seviyorum. Hey Allah'ım yarabbim. Jimmy bilmediği için arabayı makyajlı sanıyor. Lakin araba katil araba. Jimmy! Oğlum! Getirebileceksin değil mi lan M5'i? Lan salak oğlum bu çocuk. Bu çocuğun babası da salaktı. Lan biz buna niye iş buyurduysak? Ne yapıyorsun oğlum? İyi gel buradan gidelim. Havaalanına tersten gidiyor ya. Bu çocuk zaten doğuştan problemliydi. Tamam yavaş gel ya oğlum, sürttüreceksin lan. Hadi oğlum düzgün sür ya. Şuna bak lan. Babası oğlunu kovalıyor. Yavaş yavaş gel. Trafik var. Jimmy çarpmadan gitmemiz lazım. Performans etkileyecek en ufak bir yanlışta ağzına sıvayla yama yaparım. Yürü lan. Delirtme beni. Ve havaalanına geldik. Gel bakalım Jimmy. Gel. Bırak şimdi lamı Jimmy. Kapı açılsın. Takip et beni Jimmy. Ah ulan bu benim kafiyelerim yok mu falan. Hadi bakalım. Sizin istediğiniz çılgınlığı yapacağım. Lakin bunun sonucunu ben de merak ettiğim için hemen bir hafta beklemeden yapmaya karar verdim. Şaka şaka bir hafta bekledik değil mi? En az bir hafta beklemişizdir. Ben en son katil araba bölümünü ne zaman attım? Gerçekten bölüm takibim çok kötü arkadaşlar. O yüzden yorumlara yazın. Zaten şu kadar gün önce atmıştım. Selam uçak, gel yarışalım. Ve gördüğünüz... O ne lan? Limuzin mi var oğlum orada? Bir dakika bir dakika. Yarışırız yarışmasını da. Bu ne lan? Bir siyah bir beyaz. Wow. Güzelmiş ha. Jimmy! Nerede lan bu çocuk? Oğlum ben size diyorum. Bu çocuk salak ha. Geldi mi lan?
Gel lan buraya. Aferin. Gel oğlum, babana çekme gel. Baban iş yapamıyordu. En azından sen yap, gel. Takip et. Jimmy, sürttürmeden sokabilirsen adamsındır. Seni rampanın sonunda bekliyorum Jimmy. Şuraya geleceksin, unutma. Hey Allah'ım yarabbim, bu adam da bizi iyice salak sandı ya. Tamam oğlum, tamam Franklin. Biliyoruz herhalde araba sürmeyi. Al, getirdim arabayı. Bundan sonrasına karışmam Franklin. Ben gidiyorum, tamam mı? Söz verdiğin gibi kızın numarasını ver. Tamam lan tamam, Allah'ın belası, vereyim vereyim. Ulan var ya, bu devirde insana arkadaş dost falan demeyeceksin gördüğün gibi. Çıkar dışında bir şeyler düşünmüyorlar. Yazıyorsun mu lan? Nerede bu kızın numarası? Hangisiydi en deli olan lan? Bir dakika. Jimmy'ye kendi numarasını vereyim mi? Allah kahretmesin. Ya oğlum ben daha önce Franklin'le deli gibi striptiz kulübüne gittim ve orada çılgınlar gibi eğlendim. Burada niye hiçbiri yok? Trevor'ı vereyim de delirsin. Yok yok. Çocuk bizim istediğimizi yaptı. Biz de şimdi ona bir telefon vermeliyiz. Ha şu ajan karınınkini vereyim. Şşş, yazıyor mu lan? Bak bu fena değil ha. Yazmaz olur muyum kanka? Söyle numarayı. Ulan ne biçim arkadaşım var ya. Yaz lan. 0567. Yazdım Franklin. Sağ ol. Hadi sana burada manyaklıklarınla başarılar. Ne yapıyorsa burada anlamadım. Boyalı M5'i getirmiş. Tövbe estağfurullah. Üstüne katil matil bir şeyler yazdırmış. Manyak galiba bu adam ya. Benle iyisi yürüyeyim. Lan salak malak ama iyi çocuk ha. Valla bir telefon numarasına geldi. Katil arabayı buraya kadar getirdi. Hay Michael ve Trevor olsa getirmezdi. Ama Jimmy adam adam baksanıza. Yürüyen cinsellik. Neyse. Şimdi testimiz basit. Bakın. Katil arabayla birlikte yarışacağız. Evet evet, birlikte yarışacağız. Siz başlığı görünce ha şimdi bu önce birini sürecek, daha sonra diğerini sürecek, hız yarışı yapacak falan diye düşündünüz değil mi? Ha 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 çılgınlar. Sizin için bugün yeni bir sürprizim var. Katil arabayla kelimenin tam manasıyla yarışacağız. Tam manasıyla. Let the gerçek yarış begin. Ve ortam hazır. Gördüğünüz gibi. Burada başlayacağız. Burada bitireceğiz. Bakalım en kral kim? Hadi bakalım. Yarış başladı arkadaşlar. Ve en önde katil arabanın oğlu Junior gidiyor. Oğlum bu araba zaten canavar lan. Katil arabayı eziyorum. Katil araba turbo kullanmaya başladı. Turbo vakti. Bizden de biraz turbo. Biraz daha turbo. Gel bakalım hırbo. Katil arabayı oğlum oha o kadar hızlı gidiyor muydu lan? O zaman kökleyelim. Kökleyelim. Bunu ben de beklemiyordum. Ne oldu lan? Bir dakika bir dakika. Nerede katil araba? Aa, önde gördünüz mü? Lan kamerayı değiştireyim tepeden bakayım dedim. Öne geçti. Allah. Kökleme vakti arkadaşlar, kökleme vakti. Sonunuzda gitmeliyiz. 1500'de. Katil araba. Gel lan buraya oğlum. Turbo bitiyor lan bu arada. Aa, lan çarpacağız. Allah kahretmesin. Oğlum katil araba. Katil araba ne oluyor? Lan lan Allah kahretmesin. İçimden geçti. Ne oluyor lan? Katil araba. Ne yapıyorsun oğlum sen kendine? Allah kahretmesin. Deli gibi gidiyor. Gel lan gel. Yeneceğim seni. Yeneceğim. Hey yavrum hey. Oğlum gördünüz mü ne yaptı? Katil araba. Lan katil araba Junior'ı yendi. Arkadaşlar İnanamıyorum. Kayboldu lan. Katil araba nereye gitti lan? Bu arada fark ettiyseniz hani ben burada tek tek yarıştırırken sınırsız turbo kullanabiliyordum. Burada adil olsun diye sınırsız turboyu kapattım. Zaten hani şeyin altındaki barı görmüşsünüzdür. Dikkatinizi çekmiştir değil mi? O altta bir bar vardı.
İşte o barı açtım. Çünkü sınırsız turbo kullanmak istemedim. Ve gördüğünüz gibi adil bir yarışta katil araba Junior'ı yendi. Asıl soru, katil araba nereye kayboldu? Oğlum, ne oldu lan? Ha? Ne var katil araba Junior? Ne istiyorsun lan? Oğlum ne bağırıyorsun, Allah Allah. Ben mi kaybettim abini ya da babanı, her kiminse? Arabaya bakın lan. Tribini bana atıyor. Oğlum ben katil araba Junior'ı yenebileceğini düşünmemiştim lan. Baya baya sınırsız turbo olmadan katil araba Junior tırtmış lan. Çok iyi. Bunu da öğrenmiş olduk. Bakın normalde evet, katil araba Junior hızlı. Bakın şu an sınırsız turbo modu açık. Gördüğünüz gibi bar falan yok. Ve 800'e 900'e falan gidiyoruz. Hatta 1100'e falan, 1500'e falan gitti. Sağ üst köşeden görebilirsiniz bir önceki bölümden. Gördüğünüz gibi deli gidiyor. Lakin turbo kapalı olunca maalesef ki katil araba bizi yendi. Gerçi ben birazcık şurada şaşırdım, ondan da olabilir. Takla falan attı ya. Oğlum katil araba çok deli gitti lan. Beni şaşırttı. Önce böyle yukarı dışarı doğru gitti. Daha sonrasında birden ortada belirdi falan. Vallahi çok korkunç ve gizemli bir videoydu. Lan yarış videosunda bile gizem var. Yemin ediyorum. Katil araba serisi komple gizem dolu bir video arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi bu videonun da sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Ve aklınızdaki katil arabamızdı yoksa Junior mı sorusu bir nebze olsun yanıt bulmuştur. Şahsen ben öğrendim cevabı. Hem de zor yolla. Gördüğünüz gibi resmen yenildik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugün pazar günü acayip çılgın bir yarış gerçekleştirdik. Ve videonun da sonuna geldik. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Gördüğünüz gibi resmen katil araba ortalıktan kayboldu. Ve biz de katil araba Junior'la baş başa kaldık. Sizce sınırsız turbo kullansaydım yener miydim? Muhtemelen yenerdim ama. Yorumlarınızı bekliyorum. Yarış hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Dur. Giderken şu Urdalak'taki adamın dükkanını da tarayayım. Lan! Aa! Sen ne yapıyorsun lan? Sen kimsin? Allah! Tekerlerim yanıyor. Urdalak'taki adam! Tekerlerim yanıyor. Ne öyle lan? Kim sıhır? Söndür oğlum! Söndür! Yanıyor! Allah kahretmesin! Lan! Ulan oğlum Urdalak'taki adam, sana bulaşayım derken etrafı yaktım. Ulan niye böyle bir şey yaptım? Allah kahretmesin. Lambodan kurtuldu değil mi ateş? Tamam kurtuldu. Gaza basalım. Bu bizi bir süre korur. Bas. Hadi gidelim. Allah kahretmesin. Ulan bu adama ne zaman bulaşsam başıma bir iş geliyor. En iyisi bir daha bulaşmayayım. Tekerler patlamadı değil mi bu arada? Ha yok patlamadı, tamam. Ay maşallah, sen de her gün böyle. Neyse. Daha fazla kaza bela almadan havaalanına gidelim. Sanırım buradan gidiyorduk değil mi? Lan oğlum var ya, bir gün öleceğiz yemin ediyorum. Bir gün öleceğiz. Tigrul Face, seni yakaladığımda parça pinçik edeceğim lan ümitsiz.